Montere ödül vermiştir. 3 tane de yurt dışında ödülüm vardır. İnşallah bütün amacım bunun devamını getirebilmek. Evet, bu yurt dışındaki ödüllerinizi hangi filmlerinizle aldınız? Efendim, Susuz Yat, Yılanların Öcü ve Ayrı Dünyalar. Peki neler hissettiniz yurt dışında ödül almak? Size neler kazandırdı? Bunu tarif etmek mümkünsüz. Gerçekten çok büyük bir zevki vardır. Bunu insan para pul falan diye bir şey düşünemiyor. Evet. Tek amaç ve imaj o ödüle sahip olabilmek. Yani bir apartman falan gibi düşünemiyorsunuz. Evet. Bütün mücadelen halkın takdirini kazanıp ve jürinin size başlamış olduğu ödül beni çok mutlu ediyor. Yılanların Öcü dediniz, arkasından Susuz Yaz dediniz. Susuz Yaz sanıyorum İzmir civarında Bademler Köyü'nde çekildiği için sizde özel bir yeri olan film olsa gerek. Ondan evet. Biraz söz eder misiniz? Nasıl oldu çekimleri? Malumunuz biliyorsunuz hikaye Necati Cumalı'nın ve Urla'nın kazasının Bademler Köyü'nde çekilmiştir ve hikaye zaten orada geçmiştir. Çok medeni bir köydür. Bana çok şans getirmiştir, bilhassa bana çok şans getirmiştir. Ve bir acı talihtir. Bir de İzmir'de çok fena dayak yedim ben. Aa, bir dakika. Bunu anlatır mısınız? Hemen soracağım. Bunu çok şöyle... fena dayak yedim. Filmlerde yediğiniz dayağın dışında bu herhalde. Dışında. Seyirciden yendim. Yedim. Bu gerçek dayak. Evet. Gerçek dayak. Ve Susuz Yaz'dan sonra gene bir film çalışmasına gelmiştim. Bu Karaca Oteli'nde kalıyordum. Bir ara tek başıma çıktım. Şöyle kordon boyunda şöyle bir dolaşayım dedim. Önümden de şöyle yaşlı bir pompom bir hanımefendi gidiyordu. Bastonlu. Yanında güzel bir kızcağız gidiyordu falan. Ben farkında değilim. Artık kız annesi midir, kayınvalidesi midir bilmiyorum. Birden dürttü. Kadın bir dövdü beni, bir gördü, bastondan bana gelişti. Ve kafama gözüme vurmaya başladı. Neden falan. Vuruyor? Teyze niye vuruyorsun dedi. Sen dedi kötü adam, kızımı mı kaçıracaksın bu kadar yuvarlan dedi falan dedi. Ne istiyorsun bizden dedi falan. Baktım iki tane heybetli delikanlı çıktı geldi. Sorgu sual yok. Utanmıyor musun? Terbiyesiz adam dedi. Sen dedi kızı hatırlıyorsun. Yok dedim öyle bir şey. Patak dedi bana vurmaya başladı. Ağız burun kahraman içerisinde kaldı, yere kaldı. Ve bunun yanında... Polisler geldi falan. Durun murun dedi falan. Bir tanesi dedi ya dokunmayın film çekiyorlar dedim. Siz film uğruna dayak yediniz. Film uğruna dayak yiyorum. Vatandaş ayırmıyor da beni. Ve vurun kahpeye diyorlar. Estağfurullah. Evet filmlerde hep kötü roller oynadınız ama bildiğimiz kadarıyla hiç şöyle kötü yönünüz olan bir kişi değilsiniz. Hatta tam tersine iyiliklerinizle tanınan bir kişisiniz. Bunu nasıl yorumluyorsunuz ve bu geçiş nasıl oldu? Yani sürekli kötü adam rolleri oynadıktan sonra hatta televizyonda gayet babacan bir polis şefini, evet, müdürünü, komiserini oynamıştım. Evet. Bunu nasıl yaptınız? Şimdi efendim tabii bu sanat tabii. Bunun iyisi de oluyor, kötüsü de aslında sanatın kötüsü yoktur. Karakter oyuncusudur, kompozisyon oyuncusudur. Her türlü rolü oynar. Tabii bir takım rollerin haricinde, bizim memlekete uygulanan rollerin dışında oynanmamak gerekir. Ve bu yüzden de birçok arkadaşlarımız ters oyunlarını çok kayba uğramışlardır. Fakat bunu seçiyoruz hikayeyi. Bilhassa ben kötü adam oynamayı tercih ediyorum. Bu halkın zihninde yer ediyor. Ve gece rüyalarına giriyor. Bu hain adamı nerede yakalasam da dövsem imajını taşıyor. Ve bu benim hoşuma gidiyor. Bunun yanında bir özelliğim vardır. Gerçekten de kötü adam değilimdir. Nihayet ben halkın içine yetişmiş bir insanım. Ve halihazırda bir kahvem vardır. Ve bunun yanında herkes gelir bana. Yardım ederim. Ona buna yardım ederim. Ve bir özelliğim daha var. Balık tutmasını sevmem. Acırım balığa. Ha sevmezsiniz. Ha durup dururken çünkü neden dedim ben de siz balık acırım tutmasını balığa, sevmezsiniz. Acırım balığa, çırpınmasına acırım. O oltayı ağzından çıkarmasına acırım. O boğazdan kendi şeyleri falan yırtın. Üzülüyorum böyle. Baya baya üzülüyorum. Filmlerin kötü adamı, gerçeklerin iyi adamı. Sayın Taş, stüdyoya girmeden önce siz bana Susuz Yaz filminde yaşadığınız bir olayı anlattınız. Evet. Bunu acaba seyircilerimize aktarmak mümkün mü? Gayet tabii. Gayet tabii. Tabii seyircilerimiz de arzu ederlerse tabii dinlemek lütfunda bulunursa. Ben de memnuniyetle anlatırım. Şimdi Susuz Yaz'ın final sahnesi. Belki bizim orta yaştaki arkadaşlarımız ve sayın seyircilerimiz izlemişlerdir belki filmi de. Bir final sahnesi vardır. Kardeşim cezaevinden çıkar, gelir beni havuzla boğar. Havuzu 400 ton su alır o su ve beni boğar. Boğduktan sonra ben suyun altında kalırım bir müddet. Kapağı patlatır. Benim ceset, ölmüş durumum. Kanala giriyor. Kanalın dönüşünde rampa aşağı bir gidiş vardır. İzlemişsinizdir filmi. Evet.
Onun üzerine de şöyle bir masa uzattılar. Üzerinde kameraman, yönetmen, efendimiz, asistan falan hepsi duruyorlar. Paramızda da bir arkadaş vardı. Godzilla Selahattin derdi. Ağacı tuttuğu zaman böyle bismillah dediği zaman kökünden çıkaran bir adam. Çok kuvvetli bir adamdı böyle. Tembih ettiler ona. Tam ben masanın altından, kadırdan çıkarken omuzumdan yakalaması gerekirdi. Sizi tutacak. Tutacak. Evet. Yani bir kazaya falan uğramayalım diye, bir yerim kırılmasın diye. Bu omuzumu kaçırdı, ayağımdan yakaladı. Ayağımdan yakalayınca yukarısı masa oluyor. Sağ taraf duvar, sol taraf duvar. Oraya vur, buraya vur, tahtaya vur. Bırakmıyor da. Dondular bunlar tabii, haliyle dondular. Ve neticede köylünün birisi bağırıyor, ya diyor, bırakın adam ölecek diyor orada diyor. Ondan sonra bunlar uyanıyorlar, beni bırakıyorlar öbür taraftan. Baygın vaziyette çıkıyorum ben, 45 dakika baygın kalıyorum. 5 sene midemde geğirdiğim zaman çamur kokusu geliyor da içimden. O kadar tehlikeli bir sahne. Çok tehlikeli bir sahneydi. Peki böyle tehlikeli sahneleri hep kendiniz mi oynadınız? Hiç dublör kullanmadınız mı? Kesinlikle dübler kullanmam. Kesinlikle. Bilhassa kendim yaparım ve zevk alırım bundan. Yine seyircilerimizin önünde bir şey sormak istiyorum. Bu yumruk vurma sahnelerinde onu nasıl yapıyorsunuz? Tabii bunda fonksiyon yumruk atanlar değil de yumruk yiyenlerdir. Yani yumruğu yemeden evvel mi kafa çeviriyor? Gayet tabii. Sekron olması lazım. Öyle bir an geliyor ki adam ben yumruğu çeviriyor. Evet. Öyle bir şey yok. Yumruğu attığı zaman o çeneninden beri de şeyize geldi. Attığı zaman dublajdan bir de tak diye bir ses geliyor. Aman ne yumruk yedi derler. Peki onu yapamazsa gerçekten de oluyor. Hayır, bayağı yumruğu yersen ne oluyor? Oluyor. Oluyor değil mi? Oluyor. Çok zaman gözüm şişmiştir. Peki sizin dışınızda başka karakter oyuncuları ya da jönleriniz dublajı kullanmıyorlar mı? Var, aramızda bir takım arkadaşlar var ama tabii Avrupa'yı gibi değil. Ne de olsa dübler o yüksek yerlerde, mesela Lara Plajı'nı orada atlar, bilmem efendime söyleyeyim yüksek bir tepeden atlar falan. Onu da tabii jönün sakatlanmaması için prodüktörün yatırımıdır bu da. Evet. Mesela bizde 3-4 tane dübler ölmüştür. Bu da ne? Bak kazayın ölmüştür yani. Mesela İrfan diye bir arkadaşımız vardı. Çok atletik bir çocuktu. Çok da iyi bir sanatçı bir arkadaştı. Fakat rol bulamama imkanı bulamadığı için dublörlük yapardı. Birisi teleferikten düştü, birisi attan düştü, birisi arabanın altında kaldı. Neyse çok... bu kadar kötü sahneleri anlatmasak oldu, yani. Oldu. Maalesef göründüğü gibi kolay değil bizim tabii, meslekte. Tabii. Sayın Taş, ben bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Kaç film çevirdiniz 1950'den bu yana? 600'ün üzerinde film yaptım. O kadar. Peki son zamanlarda şimdi televizyon için bir film çevirdiniz. Herkes gördü orada, sizi seyretti. Şimdi bir çalışma oldu galiba, bir Osmancık filminde. Evet. O rolünüz vardı. Ondan biraz söz eder misiniz? Şimdi Osmancık filmi Türkiye'de ilk defa büyük bir mumlalarla bir meydana gelmiş bir eserdir. Hikaye Tarık Boran'ındır. Tabii yönetmeni Yücel Çakmaklı ve prodüktörü İksem Bektaş Hanım. Bilhassa şahsi gayretlerine, bilhassa TRT Genel Müdürü'nün, bilhassa şeref verip de Bursa'nın Keles Yaylası'na gelmesi, bizi ziyaret etmesi, bize moral vermesi, bizi duygulandırdı. Bunun yanında bir ekiple kalkıp Adana'ya gittiğimiz zaman koskocaman E5 karayoluna 6-7 kilometre uzunlukta bir konvoy halinde gidiyordu. Yok diye bir şey yok şimdi. Bir Hollywood filmi gibi oldu diyor. Kendimi yani. Hollywood'da hissettim. Evet. Doğru söyledim, Hollywood'da hissettim. İnşallah istediğimiz gibi olmuştur. Bu da umarım ki 88'in birinci ayında sayın seyircilerimiz için yayına girecek. Herkes siz ne rol oynuyorsunuz efendim? Ben Osmancık'ın amcasını Dündar diye birini oynuyorum. İyi adam mı? İyi adam. İyi adam. Sayın Erol Taş, biz programımızın akışı içinde yine sizlerle birlikte olacağız. Hayır. Şimdi bir Türk Sanat Müziği'nden sanatçımız var. Zuhal arkadaşımız evet, mikrofonu alıp tabii, giderse. Tabii. Size bu sohbeti bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Sayın Rica Taş. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ve alkışlıyoruz. Sayın Taş. Sevgili seyirciler, sevgili konuklarımız. Evet, konuğumuz Sayın Naim Akan, Türk Sanat Müziği solistimiz bugünkü. Sayın Naim Akan, hem stüdyomuza hoş geldiniz hem de Türkiye'ye hoş geldiniz. Efendim Sayın Naim Akan Kıbrıs'taydı, bir festivale katıldı. Evet. Eğer yanlış söylemiyorsam, evet, Kıbrıs Güzel Yurt Portakal Festivali'ydi. Evet. Değil mi Naim Akan? Biraz söz edelim isterseniz tabii. Ondan. Şöyle. Efendim 5 ve 14 Haziran tarihleri arasında
Güzel Yurt'ta düzenlenen bu Portakal Festivali'nde 4 konser vermek üzere gittik. Geniş bir sanatçı arkadaşlarımız grubuyla. Ve işte birkaç gün evvel döndük. Çok güzel anılarımızla. Tabii savaş yaşamış bir memleket. O tarihten sonra değişiklikleri, bir takım güzellikleri görme olanağı oldu. Çok mutlu olduk. Seyircilerimizin yakınlığı da bizi çok mutlu etti. Ve döndük. Güzel duygularla döndünüz. Evet, güzel duygularla döndük. Peki, pardon, şöyle biraz tabii alabilir miyim sizi? Tabii. Sayın Naim Akan, sizin yanılmıyorsam bir de sinema ile ilişkiniz var. Bir de onu anlatır mısın? Evet, şöyle efendim, aslında babamın sinemayla ilişkisi var. Bu son yıllarda birçok filmlerde izleyicilerimizin beğenisini kazandı. Bu ara ben yeni bir film yaptım, ilk kez denedim. Tabii ne derece başarılı olduğumu bilemiyorum, sayın seyircilerimizin takdirine bırakmak gerekir. Ve bu birkaç gün öncesine kadar da izleyiciye sunuldu. İnşallah beğenilecektir. Yalnız ben bu ara bu filmimin başarısında bana yardımlarını esirgemeyen ünlü rejisör ve yapımcı sayın Hulki Sener Beyefendi'ye ve eserleriyle hep sevilen, sayılan bir kardeşimiz sayın Cengiz Tekin Bey'e huzurlarınıza saygılarımı sunuyorum. Sayın Naim Akan, yarın Babalar Günü. Evet. Babanız var ve babanız da zannediyorum sinemayla ilişkisi var. Evet. Sizin babanızın şahsında diğer babalara mesajınız ne olacak? Tabii bu güzel gününü tüm babaların kutlarken şöyle bir tesadüf oldu bugün. Ben anneler gününde de annemden çok ayrı bir yerdeydim ve tesadüfen o gün televizyon programım vardı. Ve ekrandan annemin bu güzel gününü kutladım. Bugün de tesadüf yarın babalar günü. Ve tabii ben buradan babamın bu güzel gününü kutlarken ellerinden de öpüyorum. Tabii. Çok teşekkürler. Bize hangi parçalarınızı söyleyeceksiniz bugün? Efendim, musikimizin güzel bir makamı, Uşak makamından İsmet Nedim'in Kalmadı Sabrım isimli eseri ve yine Uşak makamında Telgrafın Tellerine Kuşlar mı Konar? Çok teşekkürler. Efendim, Naim Akan'ı seyrediyoruz, dinliyoruz.